Türk Haytarı Makineleri standındayız. Yanımızda satış ve pazarlama müdür yardımcısı Gülşah Akarlı var. Kendisi ziraat mühendisi. Efendim öncelikle merhaba. Merhabalar Kadir Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Türk Haytarı yine birbirinden farklı ürünlerle bugün Konya Fuarı'nda ne gibi ürünlerle geldik? Yeni ürünlerimiz de var zannımca. Biraz bahsedelim isterseniz izleyenlerimize. Biz bu sene gerçekten yani bizim için yeni ürünlerle dolu bir yıl oldu. Arge bölümümüz gerçekten ciddi kuvvetlendi ve çok iyi çalışıyor arkadaşlar. Buradan teşekkür ediyorum onlara tekrar. İzmir Fuarı'nda zaten İzmir Fuarı'nda yeni ürünlere boğmuştuk. İki yeni ürünümüzü daha geliştirdik. Konya Fuarı'na yetiştirdik daha doğrusu. 6 metre dik rotavatör ve yatay rotavatörden sonra 6 metre sap parçalama makinesi, katlanır sap parçalama makinesini de yaptık. Bu zaten hem yurt içi hem de yurt dışındaki müşterilerimizden bizden çok beklenen bir şeydi. Özellikle yurt dışı fuarlarında bunun örneklerini görüyoruz. 6 metre ve üzeri makineleri. Biz de bir ilk olarak tarımsal mekanizasyon sektöründe bir 55 yılı aştık. 58. yılımız hatta bu sene. Bize yakışırdı artık bu makineleri yapmak. Biz de yaptık. Her geçen yıl ürün gamınıza yeni yeni teknolojiler, yeni yeni ürünler zaten ekliyorsunuz, makineler ekliyorsunuz ve Türk çiftçisine sunuyorsunuz. İhracatta da Türkay'ın yükselen bir ivmesi var. Bunda yaptığınız Arge çalışmalarında büyük bir katkısı olduğunu düşünüyorum. Aynı şekilde yani bu daha önce de söylediğim gibi Arge ekibimiz çok güçlü ve çok bilgi birikimi olan kişilerle doldu. Onların da tecrübelerini kullanıyoruz ve çok hızlı artık daha önceleri neredeyse bir seneye yayılan şeyler. Belki başka firmalarda bir proje olarak 3 yıllık, 4 yıllık projeler. Bizde yani belki inanmayacaksınız ama 2 aylık gibi kısa sürelerde tamamlanıyor. Ve arkadaşların hızını biz bile yetişemiyoruz artık satış ekibi olarak. Şimdi röportajın başında şundan bahsettiniz. 2018 yılı Türkay için yeniliklerle dolu bir yıl oldu dediniz. Önümüzdeki süreçte yine yenilikler, yine teknolojik gelişmeler Türkay'ı ve Türk çiftçisiyle buluşacak. Yine tarımsal mekanizasyon alanında bazı düşündüklerimiz var ama şu anda biz belli bir sıraya koyduk her şeyi. Yeni bir sektöre giriş yaptık aslında, bağlantılı bir sektör. İnşaat ve kazı makineleri. Biliyorsunuz ikinci prototipimizi sergiledik İzmir Fuarı'nda. Mini yükleyici. Burada da yenilik olarak onun uzaktan kumandalı olanını getirdik. Yani şu anda artık uzaktan kumanda edilebilen hale dönüştü makinemiz. Bunu bir opsiyon olarak sunacağız seri üretime geçtiğimizde. Çünkü insanların çalışmasının güvenli olmadığı koşullarda uzaktan kumanda edilebilerek gerek kabinli gerek kabinsiz daha alçak yerlere işte girebilen makineler yapacağız. Bu makineleri yine kabinli olarak çiftliklerde, tarım işletmelerinde de kullanılabileceği için hani bizim sektörle de hafiften bir bağlantısı var. Yine bundan sonraki düşüncemiz telehandler denilen işte artık uzak, yüksek mesafelerden işte silajları alabilen çiftliklerde kullanılan ekipmanlara yönelmek. Bunun da şimdiden mesajını verelim. Yani farklı sektörlerde de bizi görecek insanlar. Çok teşekkür ederiz. İyi fuar. Sağ olun, teşekkür ederim.